Arkadaşlar, öncelikle tekrar merhaba. Şimdi ben hep makalede de yazdım onu. Hep aynı şeyi bu seneki bütün hocalı konferanslarında da söyledim. Burada da tekrar etmekte zannediyorum bir sakınca yok. Tam tersine bunu mümkün olduğu kadar da tekrar etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Biz Türkler büyük bir milletiz. Biz Türkler gururlu bir halkız. Biz bize karşı yapılan soykırımları niyeyse hiç gündeme getirmemişiz. Bize karşı yapılan haksızlıkları hiç gündeme getirmemişiz. Hep şöyle bir dönün tarihimize bakın. İşte ne bileyim Iğdır'ın kurtuluşu, işte Zafer Bayramı, hep bu tür şeyler. Yani hep bizim kazandığımız savaşları ön plana çıkarmışız. Hep bizim kurtuluş günlerimizi yad etmişiz. Hep onun anısına heykeller yapmışız. Hiç düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize karşı yapılan bir haksızlığın, bize karşı işlenen cinayetlerin, soykırımların herhangi bir yerde bir şeyi var mı? Heykeli, bir anısı, anıtı veya tarihimizde ders kitaplarına geçmiş böyle bir şey var mı? Yok. Ufak tefek bazı tarih kitaplarının belli köşelerinde bir takım bilgiler var. Ama 5 milyon eğer bu milletin 5 milyon ferdi soykırıma uğratılmışsa, savaşlarda ölenleri söylemiyorum. Savaşlarda hayatını kaybedenlerden bahsetmiyorum. Normal zulmedilerek hayatını kaybeden 5 milyon insanımız var. Tabii geniş bir tarih perspektifi içerisinde ifade ediyorum bunu. İşte Balkanlardan geriye döndüğümüz, Anadolu'ya doğru hapsedilmeye başlandığımız yıllardan tutunuz da, işte Kafkaslardan geriye çekilmeye başladığımız sürece doğru, Türkiye aynı şekilde Arap Yarımadası'ndan, aynı şekilde Orta Doğu'dan Osmanlı'nın geriye doğru çekildiği süreç içerisinde toplam 5 milyon insanımız, 5 milyon Müslüman Türk işkence edilerek, türlü türlü zulme uğratılarak, soykırım yapılarak katledilmiştir. Ama bunun hiçbir şekilde tarihimizde yeterince yer almadığını düşünüyorum ben. Yer almadığı için bize karşı yapılan bu zulümlere, bize karşı yapılan bu haksızlıklara tarihte çok fazla yer vermediğimiz için, bunu uluslararası toplantılarda, uluslararası camiye karşısında çok fazla dile getirmediğimiz için maalesef biz olmuşuz soykırımcı, bize karşı soykırım yapanlar olmuş mazlum milletler. Bu sebeple bizim her şeyden önce tarihin gerçeklerini ifade etmemiz lazım. Bizim her şeyden önce bize karşı, Türk milletine karşı yapılmış olan bu soykırımları gündeme getirmemiz lazım. Lazım ki bir daha bize karşı benzer soykırımlar yapılmasın. Türk milletine karşı yapılan en son toplu soykırım Hocalı'da oldu. 25 Şubat, 26 Şubat'a bağlayan gece Azerbaycan'ın Hocalı şehri Ermeniler tarafından işgal edildi. Şimdi dünyanın birçok yerinde işgal hadisesi yaşanmıştır. Türkler de zaman zaman savaşlarda birçok yeri işgal etmiştir. Ancak biz hiçbir zaman savaşlarda insanları katletmedik. Çocukları, yani 6 aylık bir çocuğun, 2 yaşındaki bir çocuğun kafa derisi yüzülür mü arkadaşlar? Hamile bir kadın karnından deşilerek çocuğu çıkarılır mı? Çıkarılan cesede işkence edilir mi? Annesinin gözü önünde çocukları ağaca çivilenir mi? 13 yaşındaki bir çocuğun derisini bir doktor yüzüp kaç dakika içerisinde bu çocuk kan kaybından ölecek diye bir çocuğa işkence edilir mi? Bunların hepsi, bu da Zori Balayan'ın kendi ifadesidir. 13 yaşındaki bir çocuğun vücudunun değişik yerlerinden derisini yüzdük, soyduk ve kaç dakika içerisinde öleceğine şahit olduk, tanık olduk diye Zori Balayan kendisi yazmıştır. Veya bir başka Ermeni kitap yazmıştır. Haç'ın Hatırı İçin, kitabın da ismi bu. Haç'ın Hatırı İçin isimli kitap yazan Ermeni diyor ki, Gaflan adı verilen ve ölülerin yakılmasıyla meşgul olan bir Ermeni birliğiyle beraberdik. Ve bu gazeteci
Davut Heyriyan isimli bir gazeteci. Diyor ki 100 kadar cesedi getirdiler, bir yere yığdılar. En son kamyondan küçük 10 yaşında bir kız çocuğunu kolundan, bacağından tuttukları gibi bu cesetlerin üzerine attılar diyor. Ve kız çocuğu yüzü, başı, her tarafı yara içinde olmasına rağmen bu kız çocuğu hala canlıydı diyor. Bütün o cesetleri ateşe verdiklerinde diyor kız çocuğunun biz orada o yanan ölülerin içerisinden çığlığını, haykırışını duyduk. Ve benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur diyor. Biz Şuşa'ya doğru yola çıkarken onlar haçın hatırı için savaşmaya devam etti diyor. Bu şekilde canlı tanıkları var arkadaşlar. Türklere karşı yapılan soykırımların, Hocalı soykırımının. Birçoğunuz izlemişsinizdir. Birçoğunuz televizyon programlarında veya konferanslarda gösterilen slaytlarda, filmlerde görmüşsünüzdür. Bütün dünya gazetecilerinin gözü önünde işlenen bir soykırım var. Ama nedense bu soykırım bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir türlü meclis tarafından soykırım denmiyor buna. Hiç merak ettiniz mi ya? Niye bizim meclisimiz buna soykırım demiyor? Hangi gerekçeyi sunuyorlar? Geçen sene kavga dövüş, ben meclisin dışişleri komisyonundayım ve meclisin anayasa komisyonundayım. Geçen sene kavga dövüş dışişleri komisyonuna bunu getirdim. Bir teklif verdim komisyona, dedim ki yani biz komisyon olarak bari bir şey yapalım, bir şey kabul edelim. Bir metin koyduk ortaya. Önce dediler ki AKP'li meclis dışişleri komisyon başkanı, ki eski bir diplomattır kendisi, dedi ki biz bunu gündeme alamayız. Niye? Gündemimizde dedi Senegal'le tarım anlaşması var. Ya dedim ne zaman imzalanmış? Ha, o anlaşmalar bende de var. 2009'da imzalanmış. Biz hangi tarihteyiz? 2011'de. Dedim ya 2 senedir bu bekliyor. Bir hafta daha beklese ne olur? Veya tarım anlaşmasını görüşelim. 20 dakika daha fazla mesai yapsak ne olur? Olmaz dedi. Bunu gündeme alamayız. Öyle mi? Öyle. Meclis Genel Kurulu'na geldik oradan. Komisyonlar biliyorsunuz mecliste ayrı odaları vardır. Ayrı toplantı saatleri vardır. Meclis Genel Kurulu'nda ben bir konuşma yaptım. Ki belli saatler arasında bütün televizyonlarda gösteriyor. Dedim ki kamuoyuna açık çağrıda bulundum. Bugün dedim böyle bir toplantı yaptık. AKP'li komisyon başkanı dedi ki bizim Senegal'le tarım anlaşması var. Biz Hocalı konusunu görüşemeyiz. Bu da geçen senenin Şubat ayında. Bunun üzerine tabii kamuoyu baskısı var. Azerbaycan'a da çağrıda yaptım. Bakın dedim sizin ilişkilerinizin normal bir şekilde yürüdüğü ülkemizin bir partisinin görüşü budur diye. Bu defa bu kamuoyu baskısından biraz çekindiler. Bir çıkıp bir konuşmada onları yaptılar. Ya şey hani meclisin gündemi yoğun ama bunu da görüşebiliriz. Zannettiler ki onlar hayır diyecek, biz de susup oturacağız. Hal böyle olunca da gündemimizi aldık. Gündemde bu defa içeriye karşı çıktılar. Yok dilini biraz yumuşatalım, soykırım değil katliam diyelim, onu yapalım, bunu yapalım, neyse. Diğer CHP'nin de onayını alarak, AKP'nin de onayını alarak bizim teklifimiz belli bir şekle şemale oturdu. Ve geçen sene Dışişleri Komisyonu olarak biz bunu kabul ettik arkadaşlar. Bu sene dedik ki hiç olmazsa geçen sene komisyonda kabul ettiğimizi genel kurula getirelim. Genel kurulda yine canlı yayında bütün herkesin gözü önünde AKP'liler el kaldırdı ve hayır oyu verdi bizim bu teklifimize. Bunu hiçbir şekilde izah etmek mümkün değil arkadaşlar. Sorduğunuz zaman resmi olarak deniyor ki bizim dışişlerinin şöyle bir görüşü varmış. Biz parlamentoların tarihsel olaylara bir rey vermesini, münasebet bildirmesini tabiri caizse veya onunla ilgili herhangi bir tarihi bir döküman, senet kabul etmesini biz kabul etmiyoruz. Ve Fransız'a da aynısını diyoruz, İngiliz'e de aynısını diyoruz. Diyoruz ki parlamentolar tarihsel olaylara bakmasın. Ben de diyorum ki gayet güzel. Parlamentolar tarihsel olaylara bakmasın. Peki 1992 senesinde yaşanan bir hadise tarihsel bir olay mıdır? Değil. Bunun için arşivlere mi bakmak lazım? Hayır. Hepimizin göz önünde oldu. Yani kamera kayıtları var, işte Le Figaro'dan bilmem hangi gazeteye kadar bütün dünyadaki gazeteler yazmışlar.
kaç kişinin nasıl katledildiği, uluslararası soykırım, Birleşmiş Milletler'in soykırım tarifine de birebir uyuyor. Peki o zaman biz bunu niye parlamento olarak buna niye bir şey diyelim? Yani bunun için bir 100 sene falan daha mı beklemek lazım? Veya bunun için Osmanlı arşivlerinde mi çalışmak lazım? Hayır. Bu bir tarihsel olay değildir. Doğrudur. Tarihsel olaylar tarihçilerin incelemesi lazım. Ama bugün bizim gözümüzün önünde yaşanan hadiseler için tarihçilere bu işi havale etmenin bir manası yok. Ve bizim parlamentoların da bu konunun dışında kalmasını gerektirecek bir durum yok. Kaldı ki bu tarihsel bir olay olsa bile arkadaşlar, sen istediğin kadar de ki Türk parlamentosu bu meselelere bakmıyor. Fransız bakıyor zaten. Sen istediğin kadar bu tezileri sür. İngiliz bakıyor zaten. Yunanlı, Sırbı, şusu, busu, Amerikalısı. Kaç tane ülke bakmadı? Kaç tane ülke bu mesele tarihçilerin işidir, biz bakmıyoruz dedi. Hepsi bakıyor. En son Cezayir'de Fransa Başbakanı'na sordular. Efendim bu Cezayir soykırımı ne zaman tanıyacaksınız? Dedi ki o tarihçilerin işi. Aynı Fransız Başbakanı döndü geldi Paris'e. Dedi ki Türkler soykırımcıdır. Parlamentodan da karar çıkardılar. Dolayısıyla bu meseleler tarihsel meseleler falan değil. Bildiğiniz siyaset meselesidir. Ve dünyada da bu işler karşılıklılık prensibine dayanır arkadaşlar. Türk dış politikası bu karşılıklılık prensibini yerine getirdiği zaman ancak onurlu bir dış politika izlemiş olur. Bugünkü Türk dış politikası maalesef bu karşılıklılık esasından arkadaşlar çok uzaktır. Biraz Hocalı soykırımına ara verip Türk dış politikası üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar 2002 senesinde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidarı teslim ettiğimizde biz zaten komşularla ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini oturtmuştuk. Ciddi bir şekilde komşularla da ilişkiler geliştiriliyordu. AKP geldikten sonra bunu komşularla ilişkilerin geliştirilmesi siyasetini, ki bu AKP'nin falan olduğu zannedilir, değildir. 2023 projesinde olduğu gibi bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir projesidir. AKP bunu aldı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir tez hazırladı ve adına sıfır sorun politikası dedi. Aranızda uluslararası ilişkiler okuyan var mı? Yani hiç uluslararası ilişkiler literatüründe sıfır sorun diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Ben duymadım. Ben yıllardır bu işlerle uğraşan, bu işi akademik boyutuyla inceleyen birisi olarak sıfır sorun diye bir şey olmaz zaten arkadaşlar. Olmaz. Ha, yurtta sulh, cihanda sulh derseniz o olur. Niye olur? Bu bir düşünce tarzıdır. Dersiniz ki hem kendi yurdumda hem dünyada ben sulh sever bir politika izleyeceğim. Bu olur. Ama sen dersen ki ben Ermenistan'la sıfır sorun politikası uygulayacağım. Nasıl yapacaksın bunu? Ermenistan'la sıfır sorun politikası yaptığında Azerbaycan'ı nereye koyacaksın? Veyahut da Gürcistan'la sıfır sorun politikası koyduğunda Abhazya ve Osetya sorununu ne yapacaksın? Rusya'yı ne yapacaksın? İşte bizim orada garantörlük hakkımız olduğu halde Acaristan bölgesinde görmezden geldik. Onları geçtim. Ahıska sorunu ne yapacaksın? Ahıska sorunu benim bizzat Saakashvili ile görüştüğümde dile getirdiğim ve Saakashvili'nin de bu bizim iç meselemizdir, sizi ilgilendirmez dediği bir sorun. Ahıska sorunu Saakashvili'nin iç meselesi oluyor. Ama niyeyse bizim içimizdeki her türlü sorun, her türlü ülkenin bir dış politikası, bir dış politika aracı haline gelebiliyor. O sebeple sıfır sorun diye yola çıkan bu iktidarın bugün bizim elimize bıraktığı bir tek şey var. Sıfır komşu. Yani Yunanistan'la sıfır sorun diye yola çıktık. Yunanistan aramızda terör görmeye başladı. Batı Trakya Türkleri hala kendi müftüsünü seçememektedir arkadaşlar. Ve Atina'da hala Avrupa'nın tek camisiz başkenti olma özelliğini devam ettirmektedir. 11 senelik AKP dış politikasının Yunanistan açısından dış politika olarak önümüze getirdiği budur. Yani sadece bu mudur? Değil. Yunanistan bu kadar kötü durumdayken dahi Yunanistan
krizden neredeyse elindeki ne varsa satacak bir noktaya gelmiş olmasına rağmen bize hala diklenmeyi, Kıbrıs üzerinden bize caka satmayı, fiyaka atmayı hala sürdüren bir ülke. Ben de onu anlamıyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hala Yunanistan tanımamış, bize Rum kesimi Avrupa sürecinde engel olmaya devam ediyor, Yunanistan engel olmaya devam ediyor. Avrupa'nın tek başkent, camisiz başkenti Atina olmaya devam ediyor ama AKP her nedense Sümela Manastırı'nı açıyor. Nerede karşılıklılık esası? Tamam, hani buradaki manastırı açıyorsun diyelim. Niye karşısında bir tane Yunanistan'da cami açmıyorsun? Niye Yunanistan'daki benim oradaki Türk kardeşim niye kendi müftüsünü kendisi seçemiyor? Niye hala orada Türk insanı kendi değerlerini özgürce yaşayamıyor? Bunun cevabını AKP'nin vermesi lazım. Ruhban okulu meselesini AKP hallediyor. Niye oradaki sorun hallolmuyor? Hiçbir gereği yokken arkadaşlar, hiçbir gereği yokken Türkiye'de birçok vakıf malı adı altında Türk milletinin arazisi, Türk milletinin binası Roma, bilmem Bulgar'a, şuna buna peşkeş çekildi bu iktidar döneminde. Nerede karşılıklılık esası? Yunanistan'da hiç mi Türk vakıf eseri yok arkadaşlar? Ecdadın oraya yaptığı binlerce eser var. Bulgaristan'da hiç mi yok? Binlerce var. Mısır'da, şurada, burada. Mısır'ın tapusunu araştırsanız bizde çıkacak. Emin olun yani. Birçok Arap ülkesinin tapusu, yani ülkenin tapusu, bir bölgenin değil, Osmanlı'nın şeyidir, eseridir. Hadi biraz daha araştırsanız oraların hepsinin toptan tapusu memleketimizde çıkacak. Bir Allah'ın kulunun bize bir karış bir şey verdiği yok. Bizimkiler bol keseden atıp tutuyorlar. Sanki babalarının malını veriyorlarmış gibi. Bulgaristan'la aynı şekilde sorunlarımızı hala çözebilmiş değiliz. Bulgaristan'daki Türk azınlık hala istediği gibi seçim yapamamaktadır. İstediği gibi oy kullanmaktadır da arkadaşlar. Yani BİSAV'dan birçok sorunumuz orada hala devam ediyor. Ama Bulgar kiliseler de burada her gün bir tanesi açılıyor. Kıbrıs sorununu hala çözebilmiş değiliz. Üstüne üstlük bu haliyle Yunanistan Rum kesimi gelip bizim burnumuzun dibinde petrol, doğalgaz araması yapabiliyor arkadaşlar. 10 senedir iktidardalar, bir tane gemi, bir tane arama gemisi hala yapabilmiş değiller, alabilmiş değiller. İşte Piri Reis adı büyük ama maalesef Piri Reis gemisi, bir tek elimizde o var. O da yolda oraya gidinceye kadar iki defa arızalanmış durumda. Şimdi akılları başlarına geldi. Muhalefetin eleştirisi sebebiyle yeni bir tane daha gemi alabilecek duruma geldik. Hani gemiciğimiz çok ama arkadaşlar, maalesef gemimiz yok. Milletin çocuğunun bir sürü gemiciği var ama Türk milletinin bir tane araştırma yapabilecek gemisi yok. El aleme hakikaten o manada rezil oluyoruz. Yani Yunanistan bir sürü oraya gemilerini getiriyor, İsrail'den şuradan buradan. Ama Türkiye'nin orada araştırma yapabilecek, doğru düzgün iş yapabilecek bir tane gemisi yok. Oradan geldik Suriye'ye. Herhalde Suriye'yi anlatmama dahi gerek yok. Sıfır sorun diye yola çıkılan Suriye ile Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyorduk. Sabah Esad kardeşiyle kahvaltıyı bir yerde, akşam hanımlar akşam yemeğini bir yerde yiyorlardı. Şimdi Esad kardeşi oldu. Esad Türkiye'de orada bir numaralı aktör durumuna geldi. Hangi konuda? İç savaşı çıkarma konusunda bir numaralı aktör haline geldi. Peki bunun bize maliyeti nedir arkadaşlar? Sadece ve sadece mülteciler sebebiyle maliyeti 700 milyon doları geçti arkadaşlar. Peki nerede bu Batı? İngiltere'si, Amerika'sı, şusu, busu, 700 milyon doları Türk milleti harcadı. Yani bu peşin para. 700 milyon dolar peşin para. Yani bunun katlanan maliyetleri var arkadaşlar. Kesilen ticaret var. O insanların bulundukları ortama verdiği zarar var, şu var, bu var. 1 milyar doların çok üzerinde Suriye iç savaşının Türkiye'ye maliyeti var. Tabii ki arkadaşlar, tabii ki biz kapımıza gelen, kapımızı çalan hiçbir Allah'ın kuluna
kapımızı kapatmayız. Tabii ki mülteci kapımıza sığınmışsa çoluk çocuk, tabii ki kapımızı açacağız. Ama bunu öyle yapmak lazım ki arkadaşlar, bunun maliyetini bir defa bütün herkes paylaşsın. Amerika'sından bilmem nesine kadar. İkincisi, bu böyle olmayabilirdi. Türkiye orada bir hakikaten bir bilen, bir barıştıran, bir hakem rolünü oynayabilirdi. Ama Türkiye ta en başından açıkça taraf olduğu için orada ne bir bilen oldu, ne bir barıştıran, ne bir hakem. Türkiye orada açıkça taraf oldu. Taraf olduğu gibi hele işte Kırıkkale fabrikasından giden numarasız mermilerden hiç onların maliyeti nedir onu bilmiyoruz. Veya Türkiye üzerinden geçen Libyalılara verilen silah ve diğer desteğin maliyeti nedir bilmiyoruz. Başka el altından verilen paranın, silahın, şunun bunun değeri nedir bilmiyoruz. Ve tabii bunların hepsinin Türkiye'ye başka türlü maliyeti var. Sen Esad'a karşı iç savaşı desteklediğinde Esad da sana karşı destekliyor. Türkiye'deki birçok PKK, son dönemlerdeki PKK saldırıların arkasında da Esad rejimi vardı. Bunu da biliyoruz. Ha, diyeceksiniz ki ne güzel işte Esad rejimi devrilsin. Devrilsin gayet güzel. Peki arkasından kim gelecek? Yani PKK saldırısı bitecek mi? Yoksa PYD adı altında PKK'nın Suriye kolu orada ikinci bir Kürdistan mı kuracak arkadaşlar? Şu an önümüzdeki en büyük soru, en önemli soru budur. Bunun cevabının verilmesi lazım. Barzani ile gurur duydular biliyorsunuz şeylerinde bunlar, kongrelerinde. Yakında PYD'nin Suriye kolunun başkanıyla da artık yavaş yavaş gurur duymaya başlarlar. Çünkü Suriye Ulusal Konseyi ile PYD arasında da geçenlerde anlaşma yapıldı. Ve KCK'nın ikinci ayağı da böylece tamamlandı arkadaşlar. Nedir KCK'nın ikinci ayağı? Birinci ayağı neresiydi? Irak'tı. Barzani ile o tamamlandı. İkinci ayağı şimdi Suriye'de kuruluyor. Suriye'de Esad rejimi devrilirse sıra İran'a gelecektir. KCK'nın üçüncü ayağı da İran'da kurulacaktır. Bazen televizyonlarda falan tartışıyoruz veya mecliste. AKP'liler bize şunu söylüyor. Diyor ki, ya niye bu kadar endişe ediyorsunuz? Türkiye küçülmez, Türkiye büyür. Türkiye küçülme sorunu yaşamıyor. Türkiye büyüme sorunu yaşıyor. Arkadaşlar sizce Türkiye nasıl büyür? Yani bu süreçte Türkiye nasıl büyür? Hiç böyle bir soruyu aklınıza getirdiniz mi arkadaşlar? Düşünce şu arkadaşlar. Irak'ta bir parça zaten var. Parasını basmış, okulu var, her şeyi var. Buna, şimdi petrolden de gelir alıyor. Buna Suriye'de eklenecek. Suriye'de de bir özel bölge olacak. İkinci özel bölge. İran'da da bir özel bölge ortaya çıktı mı? Üç tane özel bölge. Türkiye'de de Kürtler var. Türkiye'de de neredeyse hükümeti yöneten, yönlendiren önemli bir güç haline geldi bu vatandaşlarımız. Ne olacak? Netice itibariyle bizim etkimiz altına bunlar girecekler. Bize petrolden biraz da pay verecekler. Tarihi Musul, Kerkük petrollerinden de bize pay verecekler. Biz Irak, Suriye ve İran'daki Kürtleri korumamız altına alacağız. O üç bölge bizim dördüncü ayak dedikleri Güneydoğu Anadolu bölgemizle entegrasyon içerisinde olacaklar. Şimdi ilk bakışta kulağa hoş gelebilir. Aa ne güzel büyüdük, bak oraları da biz etkimiz altına aldık. Bu entegrasyon ne demektir arkadaşlar? Şimdi Kürtçe eğitim vesaire konuları var ya. Ne olacak mesela? Diyarbakır'daki bir vatandaşımızın çocuğu gidecek Erbil'de okuyacak. Erbil Üniversitesi'nde okuyacak. Oradaki buraya gelecek. Ticaret yapacak. Evlilik olacak. Şu olacak, bu olacak. Bir süre sonra bizim elimizde arkadaşlar Kürdistan'ı kurduracaklar. Şimdi anayasamızı da öyle bir hale getiriyorlar ki ileride isteyenin ayrılabileceği bir anayasal altyapı da oluşturmaya hazırlıyorlar, çalışıyorlar. Bu ne demektir? Şimdi elinle oraları alacaksın. O millete de satacaksın ki bak büyüdük ne güzel. PKK'yı da şimdi Suriye'de görevlendireceksin. Oradaki yeni Kürdistan bölgesinin fedaisi konumuna getireceksin PKK'yı. Bir iki senede böyle fazla silah falan sesi de gelmeyecek. Vatandaş da diyecek ne güzel artık analar ağlamıyor diyecek. Ondan sonra Türk milletinin anasını toptan ağlatacaksın. Plan bu. Ondan sonra da adam diyecek ki bak diyecek yani petrolüm var, param var, resmi her şeyim var. Entegrasyon da sağlandı. Şimdi Zazası, Gurman,
Kitapçısı, Sorani'si bunlar tek bir millet değil. Kendi elimizle tek bir millet de oluşturacağız. Zazasını şunu bunu da entegre edeceğiz. TRT kanalıyla zaten devlet eliyle bu yapılıyor. Yani orada bir tek bir millet oluşturmayı da Türkiye yapıyor. Bu hükümet AKP yapıyor. Tek milleti oluşturacaksın. Tek dil haline getireceksin. Başbakan diyor ya tek millet, tek din, tek bayrak. Bunu aslında Türkiye için demiyor arkadaşlar. Emin olun bunu Kürdistan için diyor. Şimdi birkaç tane farklı dil olmasına rağmen TRT 6 kanalıyla tek bir dil yayını yapılıyor. Kurmancı, ne Soranisi, ne Zazası bunlar arasındaki ayrım da dikkate alınmıyor. Onların hepsi de Kürt adı altında, Kürt üst kimliği altında eritiliyor. Yani Türk üst kimliği dediğinde adam kabul etmiyor. Ama Kürt üst kimliği altında Zaza'yı, şunu bunu hepsini eritmeyi kabul ediyor. Geçen CNN'de bir program vardı, hiç izleyen oldu mu? Yani orada adamlar ne güzel ırkçılığını yapıyordu. Bir soru sordum, adam şaşırdı. Yani hiç böyle bir şey beklemiyordu ya. Sen Zaza'yı niye şey yapıyorsun? Zaza'yı sen hani diyordun işte ne bileyim demokrasi falan. Sen niye Zaza'yı eritiyorsun kendi içinde? Ferhat Tunç diye de bir şarkıcıları var. O da şimdi Twitter'dan habire bana mesaj yazıp duruyor. Bak diyor, şimdi de Zazaları düşünüyor. Niye düşünmeyelim? Türkiye'de birçok insanımız var. Niye düşünmeyelim? Ha kaldı ki Zazaların kökenine baktığında da Kürt falan da değiller yani. Türk kökenli toplum olduğu da bütün tarihi kaynaklarında var. O da ayrı bir konu. Şimdi ne olacak sonuçta arkadaşlar? Bölgede yeni bir yapılanmayı bu devletin, bu milletin eliyle, parasıyla, alın teriyle bu hükümet yapıyor. Bu hükümet Kürdistan'ı kuruyor arkadaşlar. Bunu böyle bilmek lazım. Peki bazıları diyor ki ya olsun ya, bizi istemeyeni biz de istemeyelim diyor. Yani isteyen kop gitmek isteyen gitsin diyor. Türkiye'de bu fikri seslendiren, dile getiren birçok insan var. Şimdi bir, niye gitsin? Bunlar bizim kardeşimiz. Bana oy veren birçok Kürt vatandaşım var benim. Niye gitsin? İki, peki gittiğinde nereye gidiyor? Hangi coğrafyayı alıyor? Şimdi zaten Türkiye ile Türk dünyasının arasına bir Ermenistan dinamitini koymuşlar. Türkiye ile İslam dünyası arasına bir tane de İsrail mayınını döşemişler. Ortada zaten nefes alacağımız bir yer var. Oraya da Kürdistan'ı kurdukları zaman önümüze bir hain bir ittifak gelmiş olmuyor mu arkadaşlar? Önümüze bir yeşil hat çekmiş olmuyorlar mı? Önümüze yeni bir set çekmiş olmuyorlar mı? Ermenistan, Kürdistan, İsrail'in sınırdaş olduğu bir alanda Türk dünyasıyla sen nasıl bağ kuracaksın? İslam dünyasıyla nasıl irtibat sağlayacaksın? Bu ne demektir? Bu demektir ki dünyanın şimdiye kadar korktuğu, çekindiği Türk milletinin köksüz, kökünden koparılmış ve böyle İstanbul, işte biraz Anadolu'nun içlerine kadar gelmiş ufak bir yere sıkıştırılıp bundan sonra da artık bir daha büyüme, bir daha da güçlü, bir daha da imparator o devlet olmak. Çünkü Türk milletinin geninde bu var arkadaşlar. Dünyada birkaç toplumun geninde böyle bir imparatorluk geni vardır. Bir daha da böyle bir fırsatı, bir daha da böyle bir imkanı İstanbul'a. Böyle bir imkanı Türk milletine vermemek üzerine kurulmuş hain bir ittifak var karşımızda. Ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi de bunu organize eden, bunu hayata geçiren konumdadır. Zaten Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dediğinde Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı sıfatıyla zaten orada rengini ortaya koymuştu. Büyük Orta Doğu Projesi arkadaşlar yeni bir proje değil. Daha 90'larda daha Sovyetler Birliği dağılmadan Avrupa'daki, Amerika'daki düşünce kuruluşlarının, think tanklerin üzerinde çalıştığı bir projeydi. Bunu biz o zamanlar ASAM'da çalışıyorduk. O zamanlar bunu biz biliyorduk. Büyük Ortadoğu Projesi nedir? Takip ediyorduk. Bu daha sonra Kuzey Afrika'nın da eklemlenmesiyle adı değişti. Adı oldu Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi. Arkadaşlar genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir tek mantığı vardır, bir tek gayesi vardır. Yan gayeleri vardır ama ana gayesi tektir. İsrail'in güvenliğini sağlamak. İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir yapılanmayı o bölgede yapmak. Ha
Ha, McDonald's'ların, Coca-Cola'ların işte vesairelerin o pazarlara girmesini, o pazarların yeniden bölüşülmesini, petrol pazarlarının yeniden bölüşülmesini, işte yükselen Çin'e karşı Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesi falan, yüzlerce ek başka sebep sayabilirim ben size. Bunların hepsi de doğrudur. Ama Büyük Orta Doğu Projesi'nin ana gayesi demokrasi adı altında o bölgenin yeniden yapılandırılmasıdır. Mesela 2003 tarihinde Condoleezza Rice, dönemin ABD Dışişleri Bakanı, şunu demişti. Demişti ki 2003, Washington Post muydu? Galiba ona bir demecinde demişti. Demişti ki 22 tane ülkenin hem sınırı hem rejimi değişecek. Nereden? Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar. Şimdi Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar, arkadaşlar, harita şurada var. Şöyle bir hat çekseniz, şöyle Tunus'tan falan tutun, şöyle bir hattı Orta Asya'ya kadar çekin. Nereden geçer o hat? Yani buradan yapalım arkadaşlar. Şuradan yapalım. İşte Tunus neresi? Burası. Bu hattı buradan çekin. Şuradan bu hattı çektiğinizde Orta Asya'ya, istiyorsanız biraz aşağıdan çekin. Hattı buradan çektiğinizde işte bu coğrafyadaki 22 ülkenin sınırı ve rejimi değişecek arkadaşlar. Sınırın ve rejimin değiştiği ülkeler kategorisine Türkiye de giriyor arkadaşlar. Hem sınırının hem rejiminin değişeceği ülkelerin içerisinde Türkiye de var. Irak'ta var, Suriye'de var, Ürdün'de var. Ürdün, dikkatinizi çekelim. Ürdün kralı işte geçenlerde Türkiye'deydi. Anıtkabir'de ağladı. Hakikaten ağlamasını gerektirecek çok durum var. Atatürk'e ağladı. Çünkü Atatürk gibi bir lider olsaydı bugün onların hiçbirisi olmazdı. İran var. Daha Orta Asya'ya kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi 22 tane ülkenin bir kısmının sınırı artık değişti. Bir kısmının rejimi değişiyor. Bir kısmının rejimi değişecek. Örneğin İran'da olduğu gibi. İran'da hem rejimin hem sınırı değişecek ülkelerdendir. Ha, ama şöyle bir, içinizden şöyle bir heves geçmesin arkadaşlar. Ya ne güzel, orada 35 milyon Türk var. Onlar da bağımsız olacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani oradaki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı düşünülüyor. Nasıl ki Irak bölündü, Türkmenlere hiçbir pay düşmediyse o bölünmeden, tam tersine kaybeden hep Türkmenler oldu. Aklınızdan da öyle bir şey geçmesin. İşte Güney Azerbaycan bağımsız olacak. Onu hiç öyle bir Büyük Orta Doğu Projesi içerisinde öyle bir şey plan yok arkadaşlar. Onu bir şekilde orada eritmeyi hedefliyorlar. Çünkü öyle bir durumda Türkiye'nin, Türk dünyasından bağının çok daha güçlü olacağını onlar da biliyor. Yani bu konuda aslında birçok Türk milliyetçisi arkadaşımız heyecan duyarak bu tip topluluklarda falan bunları dile getirerek destek veriyor. Vallahi yani zararlı bir iyi konuşmak lazım. İyi tartışmak lazım. Yani zararı nedir, kârı nedir iyi görmek lazım. Irak örneğini iyi görmek lazım. Irak bölündü. Fiilen bölündü. Hiç kimse bölünmedi falan demesin. Bölünen Irak'ta Türkmenler nerede? Yok. Olmaz zaten. Bu proje Türk milletinin projesi değil arkadaşlar. O sebeple bunları iyi görmek lazım. Ha, ben çok açık söyleyeyim. Keşke 35 milyonluk bir Türk dünyasının yeni bir devleti ortaya çıksa. Dolayısıyla arkadaşlar, oradan da Türk milletinin payına çok fazla bir şey çıkacağı kanaatinde değilim ben. Dolayısıyla da bizi bu tür şeylerle şimdilik avutmaya çalışıyorlar. Bir kesimi o manada şey yapıyorlar. Bir kesime o manada orayı böyle bir şey gibi, güzel bir havuç gibi gösteriyorlar. Ha, keşke olsa, onu da söyleyeyim. Yani 35 milyonluk büyük bir güç demektir oradan. O güç bizi Türk dünyasına, Doğu Türkistan'a kadar kesintisiz bir bağ demektir bizim için, ama onu hele bu iktidarla falan mümkün değil. Şimdi arkadaşlar, nereden almıştık, nereye geldik? Hocalı soykırımı. Şimdi Hocalı'da yaşanana biz eğer soykırım diyebilsek, demeyi başarabilsek, Doğu Türkistan'da arkadaşlar benzer birer, ikişer, üçer, beşer soykırım olmaz. Türkmen bölgesinde olmaz. Yarın Güney Azerbaycan'da olmaz.
Kıbrıs'ta yeniden bunlar yaşanmaz. Dolayısıyla Hocalı soykırımına sadece ve sadece Hocalı soykırımı olarak bakmayacağız. Türk milletine karşı yapılmış bir soykırım olarak bakacağız. Türk dünyasının bir toprak parçasının işgali olarak bakacağız. Ve Türk milletinden öç alma savaşı olarak bakacağız ona. Türk milletinden orada öç alınmıştır arkadaşlar. Neyin öçü? Onu da tartışalım. Yani biz onlara soykırım mı yaptık, onlar bunun ölçünü alıyor? Hayır. Bir yalan uydurmuşlar ve dönüp kendi yalanlarına kendileri inanmışlar arkadaşlar. Eğer soykırım yapıldıysa bize yapıldı. Ben Iğdırlıyım. Benim ailemin birçok ferdine, bizim büyüklerimize Iğdır'da camilere doldurup yaktılar. Benim dedemin kardeşini diri diri yaktılar. Diri diri yaktılar. Dolayısıyla Iğdır'a gidin bakın, Kars'a gidin bakın, Erzurum'a, Van'a, bakınız bugün Kadınlar Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim Yusuf hocamızı tanırsınız, Yusuf Alaçoğlu'nun. Onun bir kanun teklifi oldu geçenlerde, iffet anıtı. Van'a bir iffet anıtı dikemedik. Van'da Ermeni Kilisesi'ni bu hükümet onardı. Ama bu hükümet şunu görmedi, görmek istemiyor şunu. Van'da kadınlar Ermenilerin tecavüzünden kurtulsun diye kadınlar Van Gölü'nde götürülürken Van Gölü'ne kendilerini atarak hayatlarını sona erdirmişler ama iffetlerini kurtarmışlar. Onlara bir iffet anıtı dikemedik arkadaşlar Van'a. Onlara bir iffet anıtı dikemeyen bu hükümet Van'da kilise onarıyor. Van'da kilisenin haçı öyle miymiş yok bilmem neyi böyle miymiş bunun tartışmasını yapıyor. Ermenileri Van'a davet ediyor. Onlarla beraber Van'da iyi yaptınız demeye getiriyor. Türk milletinin iffetini orada göz koyan bir milleti Van'a getiriyorlar ve Van'da adeta iyi yaptınız, hatta az yaptınız demeye getiriyorlar. Dolayısıyla da bu hükümet maalesef ki maalesef Van'a iffet anıtını da yapmaz arkadaşlar. Şimdi Hocalı soykırımını biz eğer mecliste kabul edebilirsek, mecliste kabul ettirebilirsek bu sadece bir milletin iki devleti olan Azerbaycan'a karşı bizim devlet olarak görevimizi yerine getirmemiz, kardeşlerimize karşı görevimizi yerine getirmemiz değil, aynı zamanda arkadaşlar bu Türk milletine karşı yapılan soykırımların, yapılan haksızlıkların da sessiz kalınmayacağının bir işareti olacaktır. O sebeple ben bu konuyu çok önemsiyorum. O sebeple Türkiye'nin birçok yerinde bununla ilgili konferanslar veriyoruz. Bunu aslında daha önce planlamıştık. Daha önceki haftalarda yapacaktık ama maalesef iş yoğunluğundan yapamadık. Şimdi arkadaşlar en az bunun kadar önemli başka bir konunun da tartışılması lazım. Şimdi ikinci bir toplantıyı normalde yapmak lazım ama vakit darlığından ben onu da burada müsaade ederseniz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bugünlerde adına adayla müzakere, İmralı'yla müzakere diyerek çok böyle yumuşak göstermeye çalıştıkları bu sürece mutlaka değinmemiz lazım. Bu bildiğiniz basit bir süreç değil arkadaşlar. Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir parçasıdır bu süreç. Bu bir dört parçalı Kürdistan kurma hayalinin ve projesinin bir parçasıdır arkadaşlar. Bu aynı zamanda KCK'nın bütün isteklerinin AKP tarafından kabul edilmesidir arkadaşlar. Bu aynı zamanda Türkiye'yi bölecek bir projedir. Bunlar ne yaptılar? Önce bir belediye yasası çıkardılar. Hiç takip ettiniz mi? Bizim büyük zehir yasası dediğimiz, bunların büyük şehir yasası dediği bir yasa çıkardılar. Bu yasayla şunu yaptılar. Türkiye'yi ileride federatif bir sisteme götürmenin altyapısını oluşturdular. Türkiye'yi ileride bir de başkanlık sistemine götürmenin altyapısını yaptılar. İkinci ne yaptılar? Ana dilde savunma adı altında yargıda iki dilli sisteme geçişin kapısını açtılar. Yargının eğer bir ülkede siz yerel yönetimlerinizi federatif sisteme gidecek hale getirirseniz, eğer siz bir ülkenin yargısına başka dilleri sokmaya başlarsanız, bundan sonra gideceğiniz nokta bellidir arkadaşlar.
Öcalan'ın bebek katilinin, onlar ne kadar ada dese de, onlar ne kadar İmralı dese de, biz ısrarla bebek katili Abdullah Öcalan'la müzakere, AKP ile PKK'nın müzakeresi demekten vazgeçmemeliyiz. Bunun adı budur, bunu da her yerde bu şekilde kullanmamız lazım. Bu müzakerenin neticesinde görüyorsunuz basına sızdırılan şeylerde, işte biz diyor Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nı, Türkiye'nin çekincesi var, yerel yönetimler şartıdır onu daha doğrusu. Ona diyor eğer çekinceyi kaldırırsa biz bunu kabul ederiz. Başkanlık sistemine ve Amerikan sistemine geçilirse bunu kabul ederiz. Zaten o çekinceyi kaldırıp Amerikan sistemine geçtin, eyalet sistemine geçiyorsun, altyapıyı da hazırlamışsın. Anayasadan Türk adının çıkarılması sürecini de tamamlarsan ve anayasada ya ileride ayrılmayı kolaylaştıracak yeni bir şekil, yeni bir biçim de verdiğin takdirde arkadaşlar, zaten başka bir şey yapmaya gerek yok. Artık silahlı mücadele falan yapmaya da gerek yok. Çünkü silahsız mücadeleyi, bunlar silahlı mücadeleden daha iyi yapıyorlar, onu da söyleyeyim. Silahlı mücadelede başarılı falan değiller. Silahlı mücadelede Türk ordusunu yenmiş falan değiller arkadaşlar. Böyle bir şey de söz konusu değil. Yalnız bunların, bu terör eylemleri AKP tarafından fazla büyütülüp, bu çok büyük bir sorunmuş gibi gösterildi. Bu bir sorundur, onu da söyleyeyim. Bu sorundur. Ama bunların gücü AKP'nin gösterdiği kadar değildir. Sonra bir lider yarattılar, bir açlık grevleri silsilesi yarattılar. AKP Öcalan'a gitti, müracaat etti. Öcalan'ın bebek katilinin bir emriyle de bütün açlık grevleri durduruldu. Bu ne demektir? Bu aynı zamanda Öcalan'dan bir siyasetçi, bir bilen, bir önder yaratma projesidir arkadaşlar. Bunun neticesinde geldiğimiz noktanın özeti şudur. Türkiye adım adım özerkliğe, Türkiye adım adım başkanlık sistemine, Türkiye adım adım Türk kelimesinin anayasadan çıkarılmasına, Türkiye adım adım bu memleketin adını değiştirmeye ve ikinci adımda da Anadolu Kürt Federasyonu haline getirmeye giden bir süreçteyiz arkadaşlar. Şu üç tane bölge Türkiye ile birleştirildiği takdirde bunun adı artık Türkiye olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti olmayacak. Bizler de Türk olmayacağız anayasada. Bunun adı Anadolu Kürt Federasyonu olacak arkadaşlar. Yani Kürt bölgesiyle bizim federasyonumuz. Bu ne demektir? Adamın canı istediğinde çekip gideceği bir sistem demektir arkadaşlar. Zaten amaç da odur. Entegrasyonu Türkiye'nin içerisinde yapmak, Türkiye'deki kısımla bu meseleyi halletmek, çünkü ciddi bir entegrasyon sorunu var. Dil farklı, yaşam farklı, bunların hepsi farklı. Bunları bir araya getirseniz bunlardan bir devlet falan olmaz. Ama bunları toparlayıp Türkiye'nin kontrolünde entegre ederseniz bir süreç sonunda bu entegrasyon başarıya ulaşır. Zazaları, şunları, bunları da o entegrasyon içerisinde eritip Kürtleştirirseniz arkadaşlar, o zaman bir devlet ortaya çıkarabilirsiniz. Peki bunu sizce niye yapıyor AKP? Hiç bunu düşündünüz mü? Yani bu kadar Türkiye'nin aleyhine bir hadiseyi niye yapıyor arkadaşlar? Bunu biraz tartışalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, şunu da söyleyeyim, hiçbir döneminde bu kadar Türk milletine hakaret edilmemişti. Bu kadar hakaretin yapıldığı bir yer haline gelmemişti. Emin olun, şahsen bana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturmak, o koltuklarında oturmak çok onurlu bir görevdir, çok şerefli bir görevdir. Ama bir o kadar bugünlerde bana işkence gibi gelen başka bir şey yok. Niye? Çünkü mikrofonu eline alan Türk milletine hakaret ediyor. Mikrofonu eline alan ecdadımıza hakaret ediyor. Mikrofonu eline alan ne kadar çok Türk milletinin değeri varsa maddi manevi değeri hakaret ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye ettiriyorsunuz? Yani ya orada meclisi kan gölüne çevireceksiniz ya da demokrasi adı altında, tırnak içinde ifade ediyorum, ya da susacaksınız ya da sabredeceksiniz. Biz susmuyoruz arkadaşlar. Biz şimdilik sabrediyoruz. Niye sabrediyoruz? Biz Türk milletine bu kadar hakaretin yapılmasına
şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz arkadaşlar. Niye? Türkiye hakikaten Türkiye'de tek bir vatandaşımızın dahi burnu kanamasın diye. Tek bir vatandaşımız dahi sıkıntı görmesin diye. Ama kimse zannetmesin ki, ben çok açık söylüyorum, kimse zannetmesin ki bizim bu sabrımızın bir sınırı yoktur. Kimse zannetmesin ki biz bu tür Türk milletine yapılan bu tür hakaretlere boyun eğeceğiz, bu tür hakaretlere ses çıkarmayacağız diye kimse zannetmesin. Bu devranı bu şekilde sürmeyecek arkadaşlar. Bunların bu istedikleri şekilde at oynatamayacaklar arkadaşlar. Ne zaman ki sizler, bizler, her birimiz, her bir Türk milliyetçisi, her bir bu ülkenin vatanına, milletine bağlı ferdi, her bir ülkücüsü, şart değil herkesin ülkücü olması, herkesin Türk milliyetçisi olması, sadece öncelikle ülkücünün, öncelikle Türk milliyetçisinin görevidir. Ama bu ülkede yaşayan, bu ülkenin bayrağı altında yaşayan herkesin bu ülkeye sahip çıkması lazım. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkması lazım. Ona da biz sahip çıkacağız. Hep beraber sahip çıkacağız. Hep beraber görevimizi tam olarak yapacağız arkadaşlar. Ben bugün bu konuda ne yaptım sorusunu kendimize sormamız lazım. Ben akşam yastığa başımı koyduğum zaman vicdanımla muhasebe yapıyorum arkadaşlar. Ben bugün yeterince çalışabildim mi? Bu ülkenin bu hali devam ederken ben bugün bu ülke için yeterince çalışabildim mi sorusunu ben her gün kendime soruyorum. Seçmenime sormuyorum, başkasına sormuyorum, ona sormuyorum. Ben önce vicdanıma karşı bu hesabı vermek zorundayım. Bu muhasebeyi vicdanıma karşı yapmak zorundayım. Benim gibi siz de yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hepimiz yapmak zorundayız. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke sokakta bulunmadı. Bunlara da teslim edilmeyecektir, emin olun. Ne federasyonculara, ne Anadolu Kürt Federasyonu diyenlere, ne barzanecilere, ne botçulara bu ülke teslim edilmeyecek. Türk milleti de emin olunuz sabreder ama Türk milletinin sabrının sonuna geldiğinde de herkes kimin ne olacağını görür. Türk milletini makarnayla kandırabilirsiniz bir miktar, Türk milletini kömürle bir miktar kandırabilirsiniz, ne bileyim televizyon programlarıyla bir miktar kandırabilirsiniz ama Türk milletinin sabrının sonuna gelindiğinde durumun bambaşka bir pencereden şekil alacağını da hep beraber göreceğiz ama Allah bizi o günlere getirmesin arkadaşlar. Bizim için siyasetten önce ülkem ve milletim gelir arkadaşlar. Her bir Türk milletinin her bir ferdi içinde siyasetten önce de, işten önce de, her şeyden önce bunun gelmesi lazım. Türk milleti büyük fedakarlıklarla bu ülkeyi kurmuştur ve bu ülkeyi de kimseye kolayca teslim etmeyecektir arkadaşlar. Bunu herkes bilsin. Şimdi arkadaşlar, Ermeniler büyük finale hazırlanıyor. Onlara göre 2015-1915'in 100. yılı. Ermeniler şuna hazırlanıyor. 2015 senesinde olabildiğince fazla parlamentodan soykırım kararı geçirmek, 2015 senesinde hukuken alamadıkları kararı siyaset üzerinden Türkiye'ye aldırmak ve onun ertesinde de, çünkü bunun birkaç aşaması var biliyorsunuz, böyle T zinciri halinde. Yok, onu daha aşamalarını çoğalttılar, bayağı bir çoğalttılar. Şimdi Ziraat Bankası'na mesela dava açtılar. Ermeni sivil toplum kuruluşları Türkiye'de bir takım yerel STK'lar üzerinden tapu topluyorlar arkadaşlar. Tapu. Eskiden Türkiye'de yaşayan Ermenilere ait tapuları ciddi oranda topluyorlar. Parayla topluyorlar. Kimilerine %1 veriyorlar, kimilerine ciddi para veriyorlar vesaire. Bu tapular üzerinden Türkiye'ye dava açacaklar. 2015 tarihinden itibaren ve Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden diğer bir sürü yerden ciddi milyarlarca dolarlık bu tapular üzerinden, bu mülkiyetler üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeyi ve onun üzerinden de Türkiye'den hem ciddi oranlarda para hem ciddi oranlarda da toprak, mülkiyet talep etmeyi planlıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'nin o manada işi çok kolay değil. Şimdiden buna hazırlanmak lazım. Uluslararası hukukçular
yetiştirmek lazım. Şimdi ben bir soru sordum meclise, Dışişleri Bakanı'na. Dedim ki ya Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanısınız. İşte Orta Doğu'da bizden habersiz kuş uçmaz diyorsunuz. Şöyle lideriz diyorsunuz, böyle diyorsunuz. Orta Doğu'da İngilizce bilen büyükelçilerimiz var da Arapça bilen kaç tane büyükelçimiz var? Çünkü dil bilmeden olmaz bu işler. Yani Orta Doğu'nun lideri bir ülkenin Orta Doğu'da Arapça bilen onlarca büyükelçisinin olması lazım. Kaç tane de bir tahminde bulunur? Bakın, Orta Doğu'nun lideri olduğunu iddia eden bir hükümetin Arapça bilen diplomatı yok arkadaşlar. 100 sene önce oralar bizim de unutmayın. 10 senede istenseydi 10 senede 100 tane Arapça bilen diplomat yetişirdi. Arapçayı hadi 2 sene demeyelim, biraz hani şey olsun, 3 senede rahatlıkla bir büyükelçi, bir büyükelçi adayı, bir diplomat 3 senede rahatlıkla öğrenirdi. Ve bugün Orta Doğu'da bütün diplomatlarımızın Arapça bilmesi lazım. Amerika bilmediği Türkçe biliyor. Biliyor. Yani. Rus büyükelçisine git. Evet. Şimdiki bilmiyor. Onlar, bütün şey hepsi biliyor. Şeye git, onlar da biliyor. Macar büyükelçisi de biliyor. Türkçe biliyor. Sen bilmiyorsun arkadaşlar. Ben doktorayı Rusya'da yaptım. Orada gittiğimde Moskova'da şöyle ilginç bir manzara hiç unutmam. O dönemin şeyler için konuşuyorum. İşte büyükelçilikte odada dolaşıyorum. Değişik işte kimi bilmem şu müşaviridir, şimdi isim vermeyeyim, bilmem ne müşaviridir. Birinde NTV açık, birinde TV8 açık, hepsi uyduyu takmış, Türkiye'yi izliyor. Hepsinin önünde Türk gazetesi. Akşam Türk lokantasına gidiyorlar. İşte şeyi Türk marketinden alıyorlar. Arkadaşlar, kadınlar, işte Türk kadınlar, eşler bir araya geliyor. Çocuklar Türk okuluna verilmiş falan. Yani o Moskova'da küçük bir Türkiye yaratmışlar kendilerine. Dedim peki, sen dedim Moskova'da pazara gitmiyorsan, Rus'un televizyonuna bakmıyorsan, gazetesini okumuyorsan, orada nasıl siyaset yapacaksın arkadaşlar? Nasıl yapacaksın? Adamı bilmiyorsun, adamı tanımıyorsun. Bir Rus, bir hadise karşısında nasıl düşünür, nasıl değerlendirir bunu bilmiyorsun. Aynı şekilde bir Ermeni. Şimdi 100 senedir sorun yaşadığımız bir ülke var. Bir sorun var, Ermeni sorunu. Kaç tane uluslararası hukukçumuz var Ermenice bile? 0 tane. Kaç tane büyükelçimiz var? 1 tane. Tesadüfen o da. Şimdi arkadaşlar, bu dili bilmeden olmaz bu iş. Dili bilmeden olmaz. Dil bilmediğinde ne olur? Trablus konsolosumuz, büyükelçimiz, işte Libya'daki büyükelçiliğimizin resmi sayfasında Libya'ya müdahale edilmeden sadece bir gün önce bir büyükelçilik duyurusu vardı. Libya'da her şey yolunda, iş adamlarımız kaygılanmasın, herkes işinin başında olsun, vatandaşlarımız için bir can güvenliği yok. Ertesi gün Libya'da devrim oldu. Niye? Ya ben buradan görüyordum ya. Yani hiç Libya'da yaşamaya gerek yok. Ben buradan görüyordum ki Libya'da ne olduğunu. Büyükelçiliğimizin haberi yoktu arkadaşlar. Apar topar kaldırdılar yazıyı. Hatta Yılmaz Özdil beni aradı o zaman. Bununla ilgili bir şey konuştuk. Yılmaz Özdil de köşesinde yazdı, hemen kaldırdılar. Ondan sonra müşavirliklerin sayfasından kaldırmayı unutmuşlar, dedim orada var. Şimdi hal böyle olunca da arkadaşlar işte sıfır sorun politikamız. Hele bir de hayatında bir gün sahada çalışmamış, sadece üniversitede hocalık yapmış birisi de Dışişleri Bakanı olursa, hele bir de böyle hülyalarda, rüyalarda geziyorsa, işte sıfır sorun, bir arkadaşımızın dediği gibi sırf sorun olur. Ve plandan bahsedebilirim. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'nin aslında asıl hedefi İran'dır arkadaşlar. Çünkü İsrail için Suriye bir tehdittir, işte Ürdün bir tehdittir, Irak bir tehdittir ama esas tehdit İran'dır. Şimdi benim Turuncu Devrimler diye bir çalışmam vardı. 1968'den bugüne kadar, daha doğrusu 2006'da çıktı kitap, 2006'ya kadar dünyadaki bütün halk hareketlerini ben inceledim, çalıştım, yakından inceledim. Dolayısıyla da neyi, niçin, kim, nerede yapıyor az çok biliyorum. Tunus'tan bu devrimin başlaması tesadüf değildi. Bu sadece ve sadece yelkene rüzgar doldurmak içindi. İran'dan başlasaydı olmazdı. Çünkü önce halkları inandırmak lazım. Neye inandırmak lazım? Rejimler yıkılabilir. O yüzden en zayıf halka Tunus'tan başlatıldı. Evet.
Tunus'ta rahatlıkla yapıldı. Araplar dedi ki ya oluyormuş bu iş demek. Yoksa Mısır'da mübareğe devirmek kolay mıdır? Orada yapıldı. Ondan sonra Mısır, Libya oralara geldi. Oralar bile mesele değil. Sonra Suriye'ye geldi. Bu yelken ne rüzgar doldura doldura geliyorlar. Çünkü asıl savaş, asıl mücadele İran'da olacaktır. Bu sebepledir Suriye meselesi bu kadar kanlı geçiyor. Bu sebepledir Suriye meselesi hala çözülemedi. Çünkü İran öyle bir ülke ki her zaman savaşı kendi sınırları dışında tutmaya çalışıyor. Mesela Çeçenistan'da savaşta İran sizce kimin yanındaydı? Yani Çeçenler Müslüman değil mi? Onların yanındaydı. Veya Tacikistan iç savaşında laik yönetimle işte aşırı olarak ifade edilen Müslüman aşırı Müslüman olarak ifade edilen gruplar savaşıyordu. İran kimin yanındaydı? Azerbaycan meselesinde Karabağ Savaşı kimin yanındaydı? Şimdi Suriye'de İran cepheyi Suriye'de kurmuş, Şam'da kurmuş. Biliyor ki Şam düşerse Tahran düşecek, bunu biliyor. O sebeple Suriye'de fiilen savaşan aslında İran'dır. Türkiye'nin hesap edemediği de buydu. Türkiye'nin baştan balıklama atlayıp ondan sonra ortada yalnız kalmasının sebebi de buydu. Çünkü İran faktörünü orada hesaba katmadı. İran'ın bu kadar bu işe girişeceğini hesaba katmadı. Ben daha çok şunu merak etmiştim. İran'daki Kürt varlığı ile ilgili. İşte oraya geleceğim. Oraya geleceğim şimdi. Dolayısıyla da Suriye meselesi hallolduğu anda, hatta hallolmadan da o duruma göre İran'da Cumhurbaşkanı seçimleri var bu sene. İran'a bunu sıçratmaya çalışacaklardır. İran'a sıçradığı zaten. PKK'nın PEJAK kolu var biliyorsunuz İran'da. Şimdilik çok fazla etkin değil. Şimdilik çok fazla faal değil. Ama Suriye meselesi çözülür çözülmez. PEJAK koluyla oradaki Kürt bölgesi, ki o Kürt bölgesi de her geçen gün genişliyor. Yani Batı Azerbaycan'ın bir kısmı dahi, Güney Azerbaycan biliyorsunuz o Batı Azerbaycan eyaletidir. Neredeyse Kürtleştirilmiş durumda bir kısmı. Oradaki Kürt bölgesi de alındıktan sonra, işte Türkiye'de de zaten Iğdır'ı belediyesini aldıklarında ne demişlerdi? 86 yıllık rüyamız gerçekleşti, geleneği yıktık, Ermenistan sınırına dayandık demişlerdi. Ermenistan'dan Hatay'a bir Kürdistan kurmak istiyorlar. Ermenistan'dan Hatay'a Kürdistan ne demek? Türkiye'nin Türk dünyasıyla ve Orta Doğu'yla, İslam dünyasıyla bağının kesilmesidir. O irtibatın İran tarafından da işte oradaki İran Kürdistan'ı olarak ifade ettikleri bölgenin bağımsızlığıyla olur. Dolayısıyla da üçüncü ayak İran'dır ve İran'daki Kürt bölgesidir. Araplar geliyor. Suriye'de yaşayan Araplar geliyor. Suriye'de yaşayan Kürtler geliyor. Suriye'de yaşayan Türkmenler de geliyor. Ama ne hikmetse mesela en güzel çadırlar, en güzel yerler hep Arap ve Kürtlere veriliyor. Türkmenler bu işte en sıkıntı, yine en garibanları, en sıkıntı çekenleri. Geri gidecekler mi? Vallahi böyle giderse zor gözüküyor. Iğdır'a dahi Suriye şeyleri gelmiş. Ben geçen duydum. Hakikaten yani Iğdır, Iğdır nere, Suriye nere. Oraya dahi gelmiş. Şimdi yeni bir karar aldılar. Suriyelileri daha içlere taşıma. İşte Ankara, Yozgat, ne bileyim. Karadeniz'e biraz zor gözüküyor da. Çin, işte Doğantepe, oralarda falan Suriye, mesela Somali'den Suriye'ye göçmüş. Oradan da buraya sürülmüş kişiler falan. Şu an bizim ya, aileler, mahalleler var. Dolayısıyla da şimdi biliyorsunuz okula alındılar. Okula alındılar. İş bulmada yeni kanunlar çıkıyor. Rahatlıkla işte yabancılar şubesi falan olmadan iş de bulabilecekler. Bir oy kullanmaları kaldı. Ona da ara formül arıyor AKP. Yani AKP eğer ara bir formül bulabilirse oy da kullandıracaklar. Zaten ondan sonra da geri niye geri gitsin ki? Afrika'dan köle olarak Amerika'ya götürülen toplumlar gibi yani artık Türkiye'de de bir Türkiye'li toplumu oluşturmak işte için bir... Bu hem de çok önemli Türkiye'lilik algısını yerleştirmek içindir.